Ve merkeze merhabalar sayın hocalarım, değerli katılımcılar. Böyle bir konuda buraya davet edilmiş olmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek isterim. Bu saate kadar ve bundan sonraki saatler boyunca da insanlık tarihinin bu en önemli mevzu konusunda kafa patlatmaya gönüllü olmuş siz arkadaşlarımızı özellikle tebrik ederim. Bu mesele binlerce yıldır bir mesele. Son 250-200 yıldır daha da ateşli bir mesele. Muhtemelen bundan sonra insanlık tarihinin sonuna kadar da herhalde bu konuda biraz münakaşa etmeye devam edeceğiz. Ama buradaki sıralamanın nasıl olacağını ben bilmiyordum. Taşkın Hocam'dan sonra buraya çıkmaktan çok mutluyum. Çünkü zaten Taşkın Hocam özet olarak bu evrensel sistemin neden canlılığı ortaya koymak zorunda olduğunu sabitlerle bize çok güzel aslında göstermiş oldu. Ben burada bir biyoloğum aslında. Önce onu söyleyeyim. 1995 Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. Evrimin bütün Türkiye'deki duayenlerinden ders almış ve onlarla seneler boyunca kavga da etmiş bir adamım. Sayın İrfan Yılmaz hocamız o zaman hatta bir mektup yazmıştım. Ya hocam ne yapacağız bu evrimle başımız dert de falan filan diyordu. Sağ olsun bana o zaman cevaplar yazmıştı. Böyle kitaplar okuyorduk, topluyorduk. Özellikle Sayın Ali Demirsoy benim hocam olmuştu o dönemde. Ben bütün lisans dönemimi bu evrim meselesiyle ilgili bir şekilde meşgul olarak geçirmek durumunda kaldım. Şimdi bir hocanın, bir üniversite hocasının yapacağı en zor işlerden bir tanesini yapmak için buradayım. Her gün gördüğünüz, yıllardır okuduğunuz bir şeyleri size gösterip onlara tamamen farklı bir açıdan bakmanızı isteyeceğim. Bu gerçekten intihar gibi bir şey. Burada yapmam mümkün değil benim çünkü 15 senem aldı, hala da onu tam becerebildiğimi söyleyemeyeceğim. Ama size yeryüzündeki canlılık hakkında bir fizyoloğun görüşlerinin yanı sıra bir Müslümanın bunlardan neler çıkarabileceğine, nasıl anlam vereceğine dair bir şeyler söylemeye çalışacağım. Ana fikrimi baştan söyleyeyim. Darwinizm ve evrim başka şeylerdir ve bunların ayrımını yapacak kadar biz maalesef bilimle çok yakından meşgul olamadık. Şimdi o konuyu size biraz vurgulamaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Bunu yaparken nelerden konuşacağız? Ben fizyolog olduğum için önce şu canlılık neymiş bir ondan girmek istiyorum. Sonra Darwinizm evrim meselesine biraz bakacağız. Evrim dışında başka ne alternatiflerimiz var? Biraz bunu konuşacağız. İslam ve evrim ilişkisini ben dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Ve sadece yaşam bilimcileri, doktorları, sağlık bilimcilerini falan değil. Evrim görüşü, evrim meselesi neden her birimizi ayrı ayrı ilgilendiriyor? Biraz onunla ilgili konuşmaya çalışacağım. Birincisi, insanlık tarihinin en zor sorusu budur. Niye derseniz, ben fizyoloğum. Fizyoloji canlılığın mantığını araştıran bilim diye geçer. Biz normal bir canlı nasıl işlediğini anlamaya, öğrencilerimize anlatmaya çalışırız. Fakat onlara yaptığım ilk dersler de burada öğrenci arkadaşlarım var bu arada. İlk derste hep söylediğim şey şudur. Şimdiye kadar ve bugün dahil bu dünyada canlılığın tarifini yapabilecek bir baba yiğit gelmedi. Ve muhtemelen çok yakın bir zamana kadar da gelmeyecek. Biz canlılığın ne olduğu hakkında hiçbir fikre sahip değiliz. Çünkü canlılık bizim anlayamayacağımız kadar muhtemelen karışık bir şey. Fakat bunun yanında canlılık hakkında acayip çok şey biliyoruz. İşin paradoks kısmı bu. Bir sürü bilgimiz var. Mesela şu gördüğünüz Escherichia coli. Bu Escherichia coli'nin işte yakın zamanlara kadar bütün genom haritasını çıkarttık. İçinde bulunan bütün genleri biliyoruz. Bütün molekülleri liste liste elimizde her şeyi var. Ama bu Escherichia coli'yi oluşturan malzemeleri bir kaba koyup karıştırdığınızda canlı olmuyor. Burada bir sıkıntı var. O çorbayı canlı yapan bir başka bir şey var mutlaka. Ve biz o başka şeyin ne olduğunu çok anlayabildik mi emin değilim. Yapay canlı yapma çalışmaları bu arada 100 yıldır neredeyse devam ediyor. Hala çok başarılı olamadık. Peki, biz tanımını bile yapmaktan aciz olduğumuz, ne olduğunu anlamadığımız bir fenomeni acaba anlayabilir miyiz? Benim burada bir iddiam var. Burada onu çeşitlendirmeyeceğim, ona çok girmeyeceğiz. Bilimsel olarak anlamamız mümkün değil. Önce tanımını yapmamız lazım. Fakat insan olarak anlayabiliriz. Bize böyle bir yetenek verilmiş. Şimdi buna bakalım. Benim teklifim şu. Burada en zor kısmı şöyle aşmayı planlıyorum. Şimdi burada hepimiz belli bazı öğrenilmişliklerle, belli bazı önyargılarla, belli bazı ezberlerle, belli bazı bilgilerle daha önemlisi buraya geldik. Ben ilk defa hayatımda böyle bir topluluğa konuşmaya karar. Şimdiye kadar hep evrimi savunan, yoğun olarak savunan bölgelerde bunun rastgele olamayacağını anlatmaya çalışmıştım. Bugün ilk defa yoğunlukla evrim karşıtı diyebileceğim bir
grup karşısında. Şu hocamın dediği gibi evrimin sabıkasını belki biraz temize çıkarabiliriz diye bakalım. Bir deneme yapacağız. Ama bunun için o bilgilerimizle dolu ağır valizlerimiz var. Onları bir 15 dakikalığına bir kenara bırakmamız lazım. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi bir sistemi temizleyelim ve bir çocuk tefekkürüyle etrafımıza bakalım. Bakalım neler göreceğiz eğer öyle bakabilirsek. Bu kolay bir şey değil. Şimdi öncelikle canlı dünyaya baktığımız zaman, cansıza baktığımızda da gerçi aynı şey var ama bazı şeyler görürüz. Bir kere acayip karmaşık bir sistem var ama bu karmaşıklığın içerisinde yadsınamaz bir düzen var. Bu düzen hem dinamik hem değişken. Asla sabit durmuyor. İşte tek yumurta ikizlerinin bile parmak izleri birbirinden farklı ama bütün insanların parmak izi birbirine benziyor. Böyle garip. Bir hiyerarşi hissediyorsunuz ilk bakışta. Basitler var, daha karışıklar var, en karışıklar var, akıl almazlar var. Böyle bir hiyerarşi mevcut. Ve hocamın dediği gibi neredeyse baktığınız her şey, bilebildiğimiz her şey fizik yasalarına da son derece uygun. Bu bir çocuk tefekkürüyle baktığımız zaman görebileceğimiz ilk şeylerden bir tanesi. İkincisi, cansız dünyayı incelemek daha kolay. Cansız dünyaya baktığınız zaman orada işte felsefede uzun soluklu bir problemdir. Emergence denen, Türkçe karşılığını ben zuhur olarak kullanmayı seviyorum. Zuhur eden bazı davranış ve düzenler var. Mesela şu gördüğünüz şey basit bir işte toprak oluşumu. Ama bu toprak oluşumu dünyanın her yerinde aynı matematiksel kurallara dayanarak oluşur. Ve optimum bir geometrik düzene sahiptir. Burada bir gen falan yok. Şu gördüğünüz hücresel otomatlar denen bilgisayarda yapılan bir şey. Çok basit 2-3 kural verirsiniz bilgisayara ve yeryüzündeki en karmaşık şekilleri o basit 2-3 kuralla üretebilirsiniz. Çok basit bileşenlerden oluşan bazı kimyasal reaksiyonlar karşınıza inanılmaz düzenlikte desenler çıkarabilir. Böyle davranışlar zuhur edebilir. Ya da bizim her gün gördüğümüz ve düzensiz zannettiğimiz mesela bu kum tepeleri gibi yapıların çok keskin ve kesin bir matematiği olduğunu öğrendiğimizde genellikle hayret ederiz. Ama gerçekten kainat böyledir. Kainatta her şey düzen doğurmak için tasarlanmış gibidir. Bir şekilde düzen çıkar nereye baksanız. Özellikle kaos ve karmaşıklık bilimiyle ilgilenenler bunu çok iyi görebiliyorlar her türlü örnekte. Sonra canlılara çevirelim gözümüzü. Bakın hiçbir şey bilmiyoruz. Bu kısım en zoru. Ekranı dolduran bir takım iskeletler görüyorsunuz. İlk etapta baktığınızda tek söyleyebileceğiniz bir şey var. Bunlar ne kadar birbirine benziyor? Sadece biraz uzatılmış, çekilmiş bir şey. Benziyor yani. Bir şekilde benziyor bunlar. Çocuğuz ha. Hiçbir şey bilmiyoruz bu arada. Sadece bahçemizde biraz büyükçe bahçemiz var. Balina var. İşte kedi var. Hepsi birden var. Ya diyoruz benziyor yani bunlar. Burada bir şey olabilir mi? Sonra canlılardan bazılarını yakalayıp içine açıp bakıyoruz. Mesela sürüngenler, iki yaşamlar falan var elimizde. Kuşlar, memeliler. Gösterimler atan şeye bakıyoruz. Mekanizma aynı. Hücreler aynı. Şekil, kasılma aynı. Ama kimi iki odalı, kimi üç odalı, kimi dört odalı. Kalp dediğimiz bir şey var vücutların arasında. Bir dolaşım sistemi var. Enteresan diyoruz yani bu da bayağı birbirine benziyor. Ama yatsınamazda bir farklılık var arada. Ondan sonra bakmaya devam ediyoruz. Ben işte o çocuklardan biriydim. Böyle biraz büyüyoruz. Sinir bilimlerine merak sattık. Sonra kafalarını açıyoruz. Ben bunlarla ilgili çalışıyorum. Bakın böyle özellikle memeliler, omurgalılar dediğimiz grubun sinir sistemine baktığınız zaman enteresan bir şey görüyorsunuz. Neredeyse yukarıdan aşağı, basitten karmaşığa, işte küçükten büyüğe bir hiyerarşi görüyorsunuz canlılar arasında. Bakın zamansal olarak bir şeyden bahsetmiyorum. Burada bir rütbe sıralaması var gibi sanki. Zira biz mesela sinir bilimciler şu gördüğünüz işte kazlarda ya da sıçanlarda falan çalışırız. Onların beyinlerine bir ilaç uygularız mesela. İşte burada meslektaşlarım da var. Bu ilaçların yaptığı etki insanda da şöyle bir etki yapar diye çıkarımda bulunuruz. Niye? Bayağı benzerler çünkü yapı olarak. Bu benzerlik de bizi hayrete uğratmaya devam eder aslında çıplak gözle baktığımızda. Sonra davranışlarını incelemeye başlarız etraftaki canlıların. Mesela bu davranışlarına baktığımız zaman davranışların şeklinden yöneten hormonlara kadar özellikle mesela hayvanlar dediğimiz grupla insan arasında çok ciddi benzerlikler de görürüz. Mesela şu gördüğünüz oksitosin verilmiş bütün kadınların rahatlıkla yapabildiği bir şeydir. Oksitosin diye bir hormonu verin bir anda şefkat basar. Ben sizinle tokalaştığım zaman bende de oksitosin artıyor. Size şefkat ve bağlılık duyuyorum mesela. Bu bütün canlılarla ortak paylaştığımız bir şey. Sadece bu değil. Kızgınlık, öfke, nefret, kazıklama, adam kayırma, ırkçılık ne ararsanız hayvanlarda çeşitli örnekleri var. Davranış çalışmaları çok enteresan şeyler gösteriyor. Ama bir çocuk olarak beni en çok çarpan şey şu olurdu. Biraz önce hocalarımla da konuşuyorduk. Dışarıdaki bir ağaçtan alacağınız tek bir yaprağın bir hücresiyle sizin vücudunuzdaki herhangi bir hücre arasında yapısal olarak temelde hiçbir fark yoktur.
bütün hücrelerinizin içi aynı miktarda sodyum, potasyum vesaire gibi maddeler içeren bir sıvıdır. İçinde aynı organeller vardır. İşte hücre, bitki hücresinde bir duvar, klorofil falan varken sizde yapı birazcık daha farklıdır. Yani şu dışarıdaki ağacın hücresiyle sizinki aynıdır. Bir çocuk için bu gerçekten şaşırtıcı bir şey olsa gerek. Sonra diyelim ki çocuğumuz biraz büyüdü, genetik analizler yapmayı öğrendi. Efendim canların planı genlerde var dedi falan. Şöyle genetik analizler yapıyor. Ve genetik analizler sonucunda bakıyor ki şu sirke sineği ve şu aşağıda görülen şempanze ile genetik dizilimini çıkarttığı kendi doku örneklerini karşılaştırıp şöyle bir şey görüyor. Bu sirke sineği arasında %80, şempanze ile %98 benzerlik var. Diyor ki burada bu çocuk, herhalde öyle diyordur yani ben öyle tahmin ediyorum. Demek ki beni insan yapan, şu sirke sineğinden ayıran şey şu vücut planından başka bir şey olmalı. Yani biz çünkü vücut planı olarak bayağı aynıyız ya. Bunda hani yatsınacak bir şey yok. Dolayısıyla başlıyor bir rahatsızlık değil mi? Böyle çok fazla benzerlik görmeye başladı. Bütün bunları uzaktan bakacak olursak nasıl değerlendirebiliriz? Aklımıza nasıl bir sonuç gelir? Bir sürü şeye baktık. Eğer bavulları bıraktıysak kanaatimce varabileceğimiz çok dar seçenek birkaç soru sonuçtan bir tanesi. İnsan dahil bütün canlılar bir şekilde akraba. Aynı yapı planını paylaşıyorlar. Bir şekilde benziyorlar yani. Dolayısıyla eğer böyle bir temel düşünce kafamızda oluşmuyorsa benim bavulları bırakma konusundaki örneğim başarısız olmuş demektir. Çünkü tamamen çocukça, naif, saf ve doğal bir bakıştan bahsediyorum. Burada hiç bilim yok, evrim yok, yaratılış yok, hiçbir şey yok. Pekala. Şimdi bu bakışın üzerine canlılarla aramızda farklılıklar var. Bu farklılıklara bir bakalım. Bu farklılıklar bizi nereye doğru sürükleyecek? Biz canlıları sınıflandırıyoruz biyologlar olarak. Şurada gördüğünüz bir sistem var. Çok benzeyen canlıları bir tür olarak, daha az benzeyenlerle beraber işte takım olarak vesaire vesaire büyüyen gruplar halinde gruplandırma ihtiyacı hissediyoruz. Niye? Canlılar arasında farklı seviyelerde benzerlikler var. Mesela kedi kedilerdendir. Kediler kedigillere aittir. Kedigiller etçillerdendir. Etçiller memelilerdendir. Memeliler omurgalılara dahildir. Omurgalılar da hayvanlar sınıfının bir üyesidir. Bu sınıflandırmayla hiçbir sorunumuz yok. Çok da güzel çalışır. Ve yukarı doğru çıktıkça bakın tür sayısı artıyor. Aşağı doğru indikçe de benzerlik artıyor canlılar arasında. Böyle bir sistemi hep kullanırız. Fakat bu sistem ilginçtir. Canlıların birbirinden dönüştüğünü düşünen insanların geliştirdiği bir sistemdir. Onlar canlıları akrabalıklarına göre sınıflandırılırlar. Ve sonuçta şu geldiğimiz tür dediğimiz kavrama iner kalırız. Tür. Bizim en çok üzerinde kavga ettiğimiz şey, türler birbirine dönüşüm falan diye çok kavga ediyoruz ya. Bir kere türün insan yapısı bir tanımlama olduğunu tekrar burada masaya koyalım. Tabiatın tür diye bir şey bilip bilmediğini ben bilmiyorum. Çünkü biyolojik olarak tür klasik tanımıyla kendi aralarında çiftleşebilen ve verimli yavrular üretebilen canlılara verilen ortak addır. Biz bir türüz çünkü yavrularımız da üreyebiliyorlar. Ama farklı türden canlılar birbiriyle çiftleşemiyorlar. Fakat gelin gelelim. Bu tür tanımı gittikçe sarsılıyor. Çünkü bu tanıma uymayan bir sürü istisna görüyoruz. Biyolojik alem istisnalarla dolu. Dolayısıyla bir sıkıntımız var. Şu dünyadaki tür sayısı kabaca. İşte yakında yapılan çalışmaları toplamışlar. Açık yeşil gördüğünüz barlar keşfedilmesi beklenen tür sayısı, koyu renkliler ise keşfedilmiş olanlar. Burada biraz sarsıcı bir rakam var. Eğer verebiliyorsam size güzelce bakın. Böceklerin 950 bin türü keşfedilmiş. Daha keşfedilmeyi bekleyen neredeyse 9 milyon tane daha böcek türü bekliyoruz. Bakınız tür dediğiniz şey dünyanın üzerinde böyle vıngır vıngır kaynıyor adeta. Türler fışkırmış vaziyette, tür dolu dünya. Peki bunların acaba ne kadarı ayrı, ne kadarı birbirine dönüştü, ne kadar ne oldu? Bu tabii insanın aklına gelebilecek ilk soru. Ya bu kadar çeşitlilik var. Çekirgelerin türlerine baksanız binlerce çekirge türü vardır. Ya bunların hepsi ayrı ayrı gökten mi düştü, bir şey mi oldu diye. Değil mi? İlk başta bir soru geliyor insanın aklına. Ya bakalım bu soru bizi nereye götürecek? Bu soru hocamın alanına götürecek. Fosil falan kazmaya başlayacağız. Geçmişte bunlar nasıl oldu diye. Şimdi bunu çok gördünüz. Hep gördük biz bunu. Atın evrimi. Bir sürü irili ufaklı ata benzer hayvanlar tarihsel olarak sıralanırlar ve denir ki işte modern ata doğru böyle geldik. Velev ki bu evrimciler bunların sıralarıyla oynamış olsun. Velev ki tarihlerde oynama yapmış olsunlar. Siz yine çocuk kafalı bir işte bilimci adayı olarak
Elinizde Doğa Tarihi Müzesi'ne gittiniz. Şöyle farklı farklı uzunlukta ve geçmişe ait bir takım atlar, develer, bir şeyler var. Aklınıza ilk başta şu gelmez mi? Ya ne oluyor? Bunlar arasında acaba zamansal bir ilişki var mı? Bir buna bakayım mı diye. Dolayısıyla sizin kafanızı oryante eden bu fikre göre bunlara yaklaşmaya çalışırsınız. Böyle yaklaşan bir arkadaşım var. Kendisi fil evriminde uzmandır. Çok da inançlı bir insandır. Ve kendisinden icazeler alarak buraya geldim. Size de selamı var. Fransa'da falan özellikle filler üzerine çok yoğun çalıştı. Ve fillerin evrimi, ben sonradan bu arkadaşım vasıtasıyla öğrendim. Evrim konusunda dokümante edilmiş en geniş veri tabanına sahip konu. Şimdi neden böyle? Fil fosillerini çok fazla bulabiliyorlar bir şekilde. Çok fazla ulaşabilmişler fil fosillerine. Ve şu gördüğünüz ağaç resmen fosil kayıtlarıyla neredeyse tamamlanmış vaziyette. Tabii ki birebir fert fert bütün hayvanların fosilleri elimizde yok. Fakat baktığınız zaman şurada görmüş olduğunuz hayvanların hepsinin yaşamış olduğunu görebiliyorsunuz. Ve bunların coğrafi dağılımlarını da tespit edebilecek yöntemler var. Yani dünyanın neresinden çıktılar, nereye dağıldılar bunları gayet rahat gösterebiliyorsunuz. Şimdi bu arkadaşım bana diyor ki yani bunlar dönüşüyor, yapacak bir şey yok. Yani bunlar birbirine dönüşmüş ve ben bundan başka bir şey kabul edemem. Sahaya çıktığımda bunu görüyorum diyor çünkü. Allah Allah diyorum, enteresan. Peki diyorum, biz hiç ara form görmüyoruz. Yani bunlar birbirine dönüşüyor da işte şöyle bir şeyler görmeyi bekliyoruz normalde değil mi ilk bakışta? Canlılar birbirine dönüşüyor dediğimizde deniz yıldızımsı, deniz yıldı balık, deriptrat balık. Ya böyle bir şey tuhaf değil mi? Yani böyle bir şey bekliyoruz ortada. Ama ya biyoloji böyle çalışmıyorsa? Biz şimdi bir morf animasyonu izler gibi bir evrim düşünüyoruz değil mi? Ama tabiatta şöyle bir şey hiç rastlamayacağız belki de. Peki evrim nasıl acaba? Yani başka bir şey olabilir mi? Başka bir yol mümkün mü yani? Bakın bir ara bulmaya çalışıyorum aslında. Çocuk kafamla işte. Şimdi bu balıkların, kuşların, sürüngenlerin evrimine dair bir sürü şey görmüşsünüzdür. Bir sürü fosil. Bu da o serilerden bir tanesi. İsmi cismi önemli değil. İşte balıkların olabilir, karaya çıkışın olabilir. Her şeyin bir serisi var. Ve biz genellikle, biz derken ben kendimden bahsediyorum. Evrim fikrine, rastgelelik fikrine sıcak bakmıyoruz ya. Ne zaman bir ara form çıksa ben itiraz ediyorum. Dur ya da yakın zamana kadar. Sonra kendime şu soruyu sordum. Acaba ben gerçekten bir ara form arıyor muyum? Yoksa itiraz etmek için mi orada bekliyorum? Bu soruyu sorduğum zaman bazı şeyler değişmeye başladı. Örneğin, şu gördüğünüz ders kitaplarına da geçmiş. Archaeopteryx'i özel getirmedim. Onun çok sabıkası bozuk çünkü. Archaeopteryx konusunda çok tartışıyoruz ama Archaeopteryx de aslında bu örnekler arasında. Şu gördüğünüz arkadaş bir dinozor. Fakat bunu bu resmin orijinaline bakacak olursanız özellikle şu alt kısımlarda, şuralarda ve sırtının bulunduğu kısımlarda, şuralarda tüyler olduğunu göreceksiniz. Kuş telekleri var. Ve bu bir fosil. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde mevcut. Şimdi demiyorum ki bu bir şeyin geçiş fosilidir. Ama hocam biraz önce dedi ya Archaeopteryx falan konuşurken. Yani bir şey var, bir dinozor var ya tüy var. Ama bizim öbür dinozorların tüyü yok. İnsan bir düşünmez mi ya? Ya burada bir sıkıntı var. Bütün derdim size bu sıkıntıyı aktarmaya çalışmak. Ya da biraz daha korkunç bir örnek var. Ben bunu araştırdım. Kökenine indim baktım. Evet böyle bir fosil var. Bu bir yılan fosili. Birkaç milyon yıl önce ortadan kalkmış. Bakınız arka tarafta vücudun sonuna doğru gelirken kemiklerinde bir anormallik var. Belki şurada izleyebiliyorsunuzdur şu kısımda. Şöyle biraz bunu büyüttüğünüz zaman üyeli bir canlının işte arka üyelerinin bir kalıntısı olarak nitelenebilecek bir takım kemikler var. Şimdi bir alarm zili daha çaldı. Burada bir durum daha var. Bu bir fosil. Yani adamları yalancılıkla itham etmeden önce bir müzeye gidip buna bakmamız lazım değil mi? Yani bu fosilde ne var? Gidip onu bir araştırmamız lazım. Ama çoğunlukla benim şimdiye kadar yaptığım şey oturduğum yerde buna itiraz etmek ve mümkünse kendi görüşümden bir hocanın bu konuda yayınlayacağı makaleyi beklemekti. Şimdiye kadar yaptım. Dolayısıyla siz yapmayın diye size söylüyorum. Bu resmi gördüğüm zaman bizde alarm çanları çalıyor değil mi? Bu sıkıntılı bir resim. Bir takım böyle şey işte ayağa kalkıyor falan adam oldu. Şimdi bu resim bir yorum, bir rekonstrüksiyon, bir grafik aslında. Ben histoloji embriyoloji master yaparken laboratuvarda bunu değil ama şunu çok gördüm. Kur'an-ı Kerim'de de bu bize anlatılıyor. Alak, mutka falan diye giden aşamalardan, insanın yaratılışından bahsediyor. Biraz önceki resmi görünce bazen diyoruz ki Allah bu kadar aciz mi? Yani insanı yaratmak için hayvanlara mı ihtiyacı var diyoruz. İslam inancına sahip insanlar olarak. Ama embriyolojiye baktığımızda bu soruyu sormak pek aklımıza gelmiyor. Çünkü biliyoruz ki fiziksel dünyada her şey
sebeplere bağlı olarak bir şekilde yaratılmıştır. Bunu biliyoruz. Bununla ilgili bir sorunumuz yok. Şimdi gelelim şu Darwin, din, evrim falan bu işlerin benim canibimden nasıl göründüğünü size paylaşmaya çalışayım. Bu arada Caner Hocam da tam zamanında geldi. Yanlış yaparsan hemen düzeltecek kişi de burada. Bir bu konularda uzman arıyorduk zaten. Şimdi mevzu biraz şöyle lanse ediliyor bize, değil mi? Darwin çıktı ortaya. Dedi ki efendim işte canlılar doğal seçimle birbirlerinden türemiştir. Hepsinin ortak bir atası vardır. Hop birileri ayaklandı. Hayır öyle olmaz. Çünkü Hristiyan inancında özellikle işte İsa Tanrı'nın oğludur. Efendim bu insanın başka canlılardan türemesi bize uymaz. Dolayısıyla burada bir hata var. Ama aslında bakarsanız dinlerin literal yorumları dinlerin kendisiyle değil biraz kurumlarla ilgilidir. Ben bu kavgayı ve anlaşmaları aslında kilise kurumuyla Darwin arasında olarak algılıyorum daha çok. Kilise ve Darwin kavgası olarak. Ama böyle bakarsanız kilisenin papaz olduğu tek bilim adamı Darwin değil. Kimler var? Liste bayağı kabarık. Şimdi bir sistem var, bir kilise sistemi var ve çok katı bir dünya görüşü var. Kim derse ki işte evren güneş merkezidir, hop Engizisyon. Kim derse ki işte benim Okamlı William bir şey diyor, ona bir şey. Aşağıda işte yukarıda Bruno, hatta en acı örneğidir, ateşte yakılmıştır vesaire. Şimdi kiliseyle bilimsel gelişme, akıllıcı düşüncenin ciddi bir sorunu var. Ben bir Müslüman olarak bu resme baktığım zaman, şimdi bütün dinlerin bir arada yaşayabileceğine çok inanan bir insanım ama İslam inancının temelinde ne var? Hristiyan, yani değiştirilmiş bir din. Politik doğru olmaya gerek yok. Yani Hristiyanlığın böyle olduğunu düşünüyoruz. Bir tarafta da aklını kullanmaya çalışan bir adam var. Ben olsam ben öbürünün yanında dururum. Yani değil mi Müslüman olarak yürütebileceğim direkt mantık budur. Çünkü adam aklını zorluyor. Birazdan ne yaptığını söyleyeceğim size. Darwin ne yaptı? Darwin zamanının çocuğuydu. Newtoncu bir mekanik evren algısı vardı. Efendim pozitivizmin peşinden gidiyor. Adamın kafası öyle çalışıyor. İşte bir ruhban olmasına rağmen. Rasyonel aydınlanmanın rüzgarıyla materyalist bir evren kuramı koyuyor ortaya. Yani Darwin'in yaptığı en önemli şey bu. Ve bundan dolayı da Darwin'i suçlamak bana çok doğru gelmiyor. Çünkü zamanında yapabileceği şey bundan ibaret. İçinde bulunduğu ortam itibariyle. Biraz önce hocam Big Bang teorisinden vesaire çok güzel bahsetti evrenin oluşumundan. Şimdi biz nedenini bilmediğimiz bir büyük patlama sonucunda oluşan evren, işte o kuantum fiziksel ya da makro fiziksel kuralların bizi nerelere getirdiği, bu dünyanın nasıl oluştuğuna kadar hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ama ne zamanki dünyada canlılık meselesine gelince bu nedensellik bir anda bizi terk ediyor. Biz bazı sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz orada. Şimdi evrim paketi dediğim bir paket var benim. Şöyle bir seçenek konuyor bizim önce. Ya paketi al ya reddet. Halbuki bu pakete dahil olmayan bir şeyler var ve paketin içinde bize zorlanıyor. Nedir onlar mesela? Bir tanesi ontolojik naturalizm. Ben laboratuvarda çalışan bir sinir bilimci olarak ben metodolojik bir naturalistim. Bu ne demek? Doğa kurallarının her zaman aynı şekilde işleyeceğini düşünüyorum. Bir farenin beynine ilacı verdiğim zaman onun her zaman benzer bir etki oluşturacağını düşünüyorum ve bu etkiyi çalışmalarımda kullanıyorum. Fakat bu metodolojik olanı. Ontolojik nedir? Hepsi bundan ibarettir demek. Yani evrende başka yönlendirici güç yoktur. Her şey tabiat yasalarıyla yürür demek. Bir kere bu pakete dahil değil. Bunu almak zorunda değilsiniz. Bu sadece bir yorum. Evrim amaçsızdır gibi bir safsata var. Bunu kim bilebilir? Bunu bu pakete kim soktu? O zamanın düşüncesi. Almak zorunda değilsiniz. Değişim ve varyasyonların rastgeleliği. Ben kaos ve karmaşık fiziğiyle uğraşan birisi olarak aynı zamanda diyorum ki evrende tesadüf diye bir şey mümkün olmayabilir. Bilimsel olarak bunu neredeyse gösterecek haldeyiz. Dolayısıyla tesadüfü almak zorunda değilsiniz. Var olan tüm mekanizma önerileri ve hipotezlerinizin tersiyle iletebilirsiniz. Hemen kendinizinkini yapabilirsiniz. Bunları da paketle almak durumunda değilsiniz. Ve metafiziksel tüm çıkarımları reddedebilirsiniz. Bana hocalarım evrimden sonra anlatıyorlardı işte Allah yok, ahiret yok, cennet yok, cehennem yok. Bana ne? O senin görüşün. Beni ilgilendirmez. Dolayısıyla pakette bunları da satın almak zorunda değilsiniz. Peki bu pakette ne var? Birazdan onu konuşacağız. Şimdi teori meselesi çok söyleniyor. Teori, hani evrim bir teoridir falan filan diye. Öbürleri diyorlar hayır gerçektir. Şimdi gerçekle teori arasında şöyle bir benzetme kurmaya çalışıyorum. Ben aktif çalışan bir bilim adamı olduğu için bunu kullanmak durumundayım. Yani her gün kullandığım bir şey. Mesela yer çekimiyle ilgili bir gerçek var değil mi? Kütlesi olan cisimler birbirini çekiyor. Bunu görüyorsunuz dışarıda. Buna doğru bir teori üretme ihtiyacı hissetmiş adam bir tanesi. Demiş ki işte dört boyutlu uzay zamanı kütlesi olan cisimler büktüğü için cisimler birbirine doğru çekilir. Einstein'ın bu bildiğimiz kütle çekim kuramı.
Ya da birisi der ki graviton diye bir parçacık atılıp verildiği için kütle çekim var. Şimdi yukarıdaki gerçeği açıklamak için bir çerçeve kuruyorsunuz. Bu güzel. Pekala. Şöyle bir şey varsa, biraz önce çocuk kafayla baktım. O canlılar ortak bir atandan neşet etmişçesine birbirlerine benziyorlar gibi gözüküyor. Daha yumuşak bir ifade kullanayım. Öyle gibi gözüküyor. Yani ben baktığımda bunu görüyorum. Şimdi bunu açıklamak için sakallı bir adamsam ben diyorum ki rastgele varyasyonların doğal seçilimi ortama en uygun özellik gösteren bireyler hayatta kalır ve bunlar baskın hale gelerek türler evrilir. Bu bildiğimiz Darwin'in evrim kuramı. Darwin kuramlardan birini yapmış ama bizim çok tartışmadığımız başka şeyler var. İşte bu Stephen Gould var. Diyor ki hayır böyle dereceli dereceli olmaz bunlar sıçrar. Punctuated equilibrium diye bir şey atmış ortaya. Bu ara geçiş fosilleri sıkıntısından dolayı. Rupert Sheldrake var. Morfik rezonans hipotezi diye bir şey var. Diyor ki göremediğimiz morfik alanlar canlıları şekillendirir. Ondan doğru bu şekiller ortaya çıkar diyor. Bakın Darwin'den başka isimler geçmeye başladı. Ama biz genellikle bunları hiç tartışmıyoruz. Bizim önümüzde sadece bir Darwin meselesi var. Olabilir yani. Niye gülüyorsunuz? 20 yıldır bu konu üzerinde çalışıyorum. Benim de bir teorim olsun. Tamamen uyduruyorum. Yok böyle bir şey. Ama havalı. Bakın altına yazdım. Ben de uğraşırsam benim de bir evrim teorim olabilir. Eğer yukarıdaki gördüğüm şeyin gerçek olduğunu düşünüyorsam, buna uygun bir teori yaparım. Ama onun gerçek olduğunu düşünmüyorsam, o zaman işler değişir. Evrimin alternatifi var mı? Bu soru en zor sorulardan bir tanesi. Organizasyon düzenleyen arkadaşlar beni çağırdıklarında önce dedim ki emin misiniz? Evet dediler, muhakkak istiyoruz. Peki dedim niye düzenliyorsunuz böyle bir organizasyon? Geçen senekin ismi çünkü çok arıza çıkarmıştı. Dediler ki alternatifler de tartışılsın istiyoruz. Değil mi? Konuşmuştuk. Ben de sordum ona alternatiflerimiz nedir? Bana dedim bir alternatif söyleyin. Şöyle bilimsel anlamda işte öngörü yapabilir, test edilebilir, kanıt toplayabileceğiniz falan. Bir alternatif söyleyin. Ben de oraya dedim bundan sonra yapışıyorum ömrüm boyunca. Bir saat kadar konuştuk zannediyorum. Pek bir şey çıkaramadık. Belki bizim bilgi eksikliğimizden kaynaklanıyor ama benim bilebildiğim kadarıyla Darwin canlıların soyoluşuna dair ortaya iyi kötü bir kuram koymuş bir adam. Darwin'den bu yana bilimsel olarak sınanabilir, gözlemlerle desteklenen ve öngörülerde bulunabilen bilimsel, sıkıcı, formülasyonu olan bir kuramı henüz kimse ortaya koyamamış. Bunu da söylemem lazım. Artı şöyle bir durum var. Evrimin varlığı değil bence, mekanizması tartışmalı. Ve bizim çok büyük bir sıkıntımız var. 150 yıldır reddiye yazmaktan başka pek bir şey yapmadık. Yapamadık. Çünkü varlık mücadelesiyle uğraşıyorduk. Bizim bu topraklarda başka dertlerimiz vardı. Ama hep reddiyeler yazdık. Öyle olmaz dedik. Nasıl olacağına dair çok bir şey söyleyemedik. Benim temel sıkıntım buradan kaynaklanıyor. Şimdi bu alternatifler genellikle karşımıza çıkıyor. Yaratılış kuramı. Arkadaşlar yaratılış kuramı diye bir şey yok. Yani öyle bir kuram yok. Bir kuram dediğiniz son derece sıkıcı bir şey. Yaratılış benim de iman ettiğim bir büyük gerçekliktir, bir referans çerçevesidir. Bunu bilimin içine sokamazsınız. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Uzaydan gelen hayat, işte biliyorsunuz DNA'nın mucitleri bile bir ara bununla sarıldı. Burada açıklayamadık, dışarıdan getirelim gibi bir durum var. Bu da benim için bir şey ifade etmiyor. Akıllı tasarım meselesine gelince. Özellikle İslam inanışına sahip olan ülkelerde akıllı tasarım ilk çıktığında büyük bir heyecanla karşılandı. Hani akıllı tasarımda çünkü ne var? İndirgenemez komplekslik diye bir şey var. Dışarıdaki bazı şeyler o kadar karmaşık ki parçalarından yola çıkarak bunu oluşturamazsınız. Bunlar rastgele bir araya gelemez diyoruz. İslam açısından baktığımızda ben bu görüşte çok ciddi bir sıkıntı yaşıyorum. Şundan dolayı ilk başta ben de çok beğenmiştim, çok sevmiştim. Bu konuda hatam varsa özellikle Caner Hoca'yla bunu tartışmak isterim. Mesela akıllı tasarım dediğiniz zaman, indirgenemez karmaşıklığa sahip bir şey gösterdiğiniz zaman mevhumu muhalifi olarak akılsız tasarıma da ihtiyacınız var. Demek ki bazı şeyler kendi kendine olabilir gibi. Halbuki her bir zerreye hükümdar olan bir Allah'a inanıyorsanız bu evrende böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey yer yoktur. Mesela şu kar tanesi akılsızca mıdır? Ama akıllı tasarım değildir. İndirgenebilir, indirgenemez karmaşıklığa sahip değildir. Basit su molekülünün donma hadisesidir. Ya şurada gördüğünüz plajda rastgele aldığınız bir avuç kum. Akılsızca mı gözüküyor sizce? Hayır öyle değil. Yahut en basitinden efendim sofranızda bulunan sofra tuzu, sodyum klorür kristalleri indirgenemez karmaşık değil, kendi kendine oluyormuş gibi gözüküyor ama bana hiç de akılsızcaymış gibi gelmiyor. Akıllı tasarım argümanı ile ilgili benim en çok bir Müslüman olarak rahatsız olduğum nokta burası. Canlı cansız bütün alemde ben akılsızca işleyen bir moleküle bile rastlamadım, rastlanabileceğine de inanmıyorum. Artı,
Diyelim ki bakteri kamçısının parça parça oluşamayacağını gösterdiniz. İslam'daki imtihan sırrı ne oldu? Bunu havadan düştüğünü görmüş olduk. O zaman bitti, hepimiz yırttık. Bu durumda ne yapacağız? Yani burada çok ciddi İslam temel felsefesi açısından bir sıkıntı var. Zaten sebepler altına gizlenmeli ki iman eden etmeyen bir belli olsun, bir ayrılsın. Cennet, cehennem vesaire bir anlamı olsun. Dolayısıyla benim için de akıllı tasarım aslında ciddi bir sıkıntı. Biraz önce Don bahsetti. Türkiye'nin evrime inanma konusunda durumunu. Şimdi bu Avrupa ülkeleri arasında yapılmış bir şey, Batı ülkeleri arasında bir anket. Soru şu, insanın bugün bildiğimiz haliyle başka canlılardan değişerek geldiğini söylüyor bilim, siz ne diyorsunuz diye. Lacivert barlar, hayır, evet diyenler, sarılar, bilmiyorum diyenler, kırmızılar, hayır öyle şey olmaz diyenler. En alttaki sırada Türkiye, onun üstünde United States. Acaba çok sorgulayıcı ve bilimsel falan olduğumuz için de biz böyle durumdayız. Şimdi bu grafiğin bize anlatabileceği çok şey var ama bundan daha ilginç bir grafik var. Şimdi geliyor. Gayri safi milli hasılaya göre verilen cevapların grafiğe dökülmesi. Wow. Bakın. Şöyle bir oturma eğrisi yapmışlar buna verilerden sonra. Türkiye şurada. Amerika Birleşik Devletleri şurada. Çok enteresan. Türkiye'nin zenginleşmeye başladığını düşünün. Nereye gidiyoruz? Biz de eğer evrim konusunda fikrimiz değişmezse. Amerika olma yolunda gidiyoruz. Hakikaten küçük Amerika olma yolunda değil mi? Böyle bir şey olacak biz zenginleştikçe. Şimdi espri bir tarafa, ben bunun üzerine çok yumuşam. Ama dünyanın, Batı dünyasının şu durumu gerçekten üzerinde tefekkür etmeye değer bir şey diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi, evet tehlikeli sulara giriyorum. Benim uzman olmadığım alanlar. Ama ben bir insan, önce bir insan, sonra bir Müslüman, sonra da bir bilim adamı olduğum için Kur'an'ın bana ne söylediğini anlamak zorundayım. Ona dikkatli bakmak zorundayım. Bu benim kişisel sorumluluğum. Çünkü Kur'an bizde bir ruhban sınıfına değil, diğer insanlara gelir. Ben de açıp bildiğim kadarıyla bakmaya çalışayım. Bir, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Vaka Suresi 62. Birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. Öyle, o halde düşünseniz ya. Yaratılış üzerinden düşünmemizi söyleyen direkt bir ayet var. Mesleğim de benim fizyoloji olunca otomatikman heyecan yapıyorum tabii böyle bir ayeti görünce. Bu arada bu ayette bilmiyorum Arapçası iyi olanlar, hani bu konuda şey olanlar, yaratılış sözünde halk yerine neş'et etme sözcüğü geçiyor. Şu göreceksiniz. Berkat Ali Mutlu'nun neş'ete şeklinde geçiyor. O neş'et kelimesinin burada kullanılmasının acaba özel bir anlamı var mı? Mesela bu tartışılabilir. Bu çok televizyonlarda falan karşımıza çıkıyor. O yüzden merak ediyorum. Şimdi beni bu işlerde can evrimden vuran ayete gelelim. Ankebut 20. Herkes görüyor ayeti. Yeryüzünde gezip dolaşıp yaratılışın nasıl başladığına bakın diye Allah'tan her birimize açık emir var. Özellikle ayetin bu kısmını seçip almak istiyorum. Acaba böyle yapan birini tanıyor musunuz? HBS Beagle adlı bir gemiyle 5 yıl boyunca şu gördüğünüz rotada dünyayı gezmiş bir adam var. Ve bu gezmenin sonucunda binlerce bitki örneği vesaire toplamış. Sonra bunları 30 yıl boyunca inceledikten sonra Türlerin Kökeni diye bir kitap yazmış. Şimdi kul hakkına girmemek için 1800'lerde bir gemide kaptanın yol arkadaşı olarak da olsa seyahat etmediği nasıl bir şey olduğunu bir düşünün. 5 yıl. Tam olarak 4 yıl, 9 ay, efendim 5 gün. Ve arkasından bu zahmetli yolculuğun sonunda ben olsam hemen 20 yayın 30 kitap yazardım. 30 yılda beklemek ne demek? Bir bunu düşünün. Tabii çekince var. Vardığı sonuçlar mesela bugünkü duruma çok uygun değil. Ama sizce biz bunu bir Müslümandan beklemeliydik değil mi? Charles Darwin inançsız ya da agnostik bir insan olabilir. Fakat yaptığı işin Kur'an'ın bize emrettiği şeylerden bir tanesi olduğu gerçeğini değiştirmez bu. Dolayısıyla ümmetler yarışı, hakça bir yarış olduğu için çalışan kazanır diyorum ben. Ve eğer bunu yapabilecek adam, bilim adamlarımız olursa bugün, peki hiç mi yoktu? Bildiğiniz var mı? ...850 yıl kadar önce İbn-i Miskeveh vardı. İbn-i Miskeveh gezgin bir adam, araştırıcı bir adam. Mesela şöyle bir ifadede bulunmuş. Bana çok enteresan geldi ilk okuduğumda. Darwin'den 850 yıl öncesini bahsediyorum. Müslüman bir alim. Müslüman bir alim İslam düşüncesinin en özgür olduğu dönemlerde istediğini istediği şekilde söyleyebilmeye dair çok güzel bir örnek vermiş. Ben bugün herhalde bunu
bir söylesem ortaya da bir sıkıntı çıkabilir değil mi? Yani bu şekilde söylemeniz çok zor. Ama İslam'ın sağladığı, İslam felsefesi sağladığı ciddi bir serbestlik ortamı var. Çok daha önce, 1000 sene kadar önce. Cabir bin Hayyan kendiliğinden vücut bulmaya dair bir şeyler söylüyor. Hatta bir gün diyor laboratuvarda yapabileceksiniz bunları diyor. Bu isimleri sadece zikrediyorum. Bunları internette bol bol bulabilirsiniz. Hepsi en popüler alıntılar bunlar. Nazzam aslında amacı evrim falan anlatmak değil ama burada yine İslam felsefesinin bugün geldiği nokta itibariyle işte o Darül Hikme'nin vesaire öğretileri, İbn-i Sina'yı yetiştiren sistemin getirdiği bir zihniyetle çoğu kişinin kitaplarında bu tip ifadelere rastlıyorsunuz. Sonra El-Biruni, yere göğe koyamıyoruz biliyorsunuz, çok büyük bir alimimiz, kimyanın kurucusu vesaire. Jeokimyasal evrime dair çok ciddi şeyler söylüyor. Bu maddesel nedenlerin toplamından ibaret bir şeylerden bahsediyor bize. Efendim daha sonra İbni Haldun olarak bildiğimiz Mukaddime kitabında İbni Haldun diyor ki bir şeyler bir şeylere istilah edebilir, gelişerek dönüşebilir. Şimdi Mukaddime bir aslında şey kitap, uluslararası ilişkiler falan ağırlıklı bir kitap ama burada öyle bir söz geçiyor, enteresan. Bunlar vardı. Bence bugün başta kendim olmak üzere Müslüman bilim adamlarının merak etmesi gereken bazı konular olduğunu düşünüyorum. Ve bunları birilerine reddiye yapmak için değil, anlamak için merak etmek zorundayız. Kısa liste burada. Bu liste çok uzatılabilir. Ama bir şey daha var ki ben şahsen hala cevabını bulamadım tam olarak. 300 yıldır neden insanlık medeniyetine dişe dokunur bir katkı yapamadık? Bu kadar ilim ilim diye sürekli her sayfada bizi uyaran bir kitaba rağmen neden hala bu işi başaramadık? Dolayısıyla bunun üzerinde çok ince düşünmemiz lazım. Kendimizi suçlayalım diye söylemiyorum. Tedavi yapalım diye önce teşhis koymamız lazım. Ben bu işle niye uğraşıyorum? Bir fizyolog olarak benim bu işlerle ilgili derdim de. Ben biyoloji mezunuyum dedim size. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü bir evrim endoktrinasyon merkezidir. Bunu her yerde söylediğim için burada da rahatlıkla söylüyorum. Sizi evrimsel düşünce adı altında Darwinizm eğitimine tabi tutarlar. Darwinizmi kabul etmek zorundasınız. Ve ben oraya geldiğim zaman benim gibi yüzlerce insanla aynı sınıftaydım. Evde babamdan dedemden öğrendiğim bir din, bir dünya algısı var. Oraya geliyorsunuz, bir tane karizmatik bir bilim adamı çıkıyor diyor ki bunların hepsi safsatadır, aha da fosiller, aha da bilmem ne. Hayda. Daha üçüncü ayda şöyle bir ikilemde kalıyorsunuz. Ya babamın dini ya bilim. Yapacağınız bir şey yok. Ve çok insan B şıkkını seçmek zorunda kalıyor. Az miktarda insan benim gibi inatçı ve arada kalmayı tercih etti. Az sayıda insan. Ve sonra bunun işte değişik şekillerde sonuçlarını gördük. Biz ne yaptık? Biz sorularımızı unutmadık. Hep dedik ki tamam evrim güzel güzel söylüyorsunuz. Ama bu rastgelelik nerede? Nerede? Nasıl? Bunu hep sorduk. Ve bu soruyu hiç unutmadığımız için çok şükür dinimizden de çıkmadık, bilimimizden de olmadık. Şimdi tıkır tıkır bilimimizi de yapıyoruz. Hamdolsun Allah kabul ederse inanıyoruz da. Bugünlerde bilimsel ateizm çok moda biliyorsunuz. Richard Dawkins'i tanıyorsunuz. Tanrı Yalgısı kitabını burada kaç kişi okudu? Müslüman arkadaşlarım, Richard Dawkins'in Tanrı Yalgısı kitabını okuyun, imanınızın nasıl arttığını göreceksiniz. Bu adama kimse İslam'ı anlatmamış. Siz belki yapabilirsiniz. Atlayın uçağa gidin. İngilizcesi cesareti yeten anlarsın. Çünkü çok basit bir şey yapıyor Richard Dawkins. Hiç kullanılmayan basit mantığı devreye sokuyor. Mesela diyor ki, evrim diyor teori, öyle mi? Peki diyor, yer çekimi de teori ama ben senin camdan atladığını görmüyorum. Şimdi çok zeka kokan bir anekdot değil mi? Ama bu bir mantık, bu doğru. Ama bu doğruyu biz bu kafaya bıraktığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Bu kafadayken adama bir gıcığım yok. Yani bu halde karşımıza çıkan sonuç bu. Pekala biz evrimi bilsek ne olacak? Yani Müslümanlar olarak bu bizim ne işimize yarar? Bence şu işlerimize yarar. Birincisi, biz sünnetullahı araştırmak ve sünnetullahın bir şekilde gözümüzden gizlenmesi için Allah tarafından uygun görülen sebepleri, esbabı anlamakla yükümlüyüz. Bizim bilim diye yapmaya çalıştığımız şey aslında bu. Bu sebepler neye sebep oluyor? Tevhid inancı, vahdet, her şeyin birden gelmesi. Valla canların ortak bir atadan dönüşüp dönüşmemesi çok umurumda değil ama dönüşse de bence hiç abes olmazdı İslam açısından. Bir düşünsenize, Hay'dan geldik, Hu'ya gidiyoruz. Tek'ten geldik, çoğalıyoruz. İşte Mevlana'nın da bu yönde çok sözleri var. Onu ben şimdi hemen hallediyorum. Bu sözü duymuşsunuzdur. İnsan bu alemin küçültülmüş bir özetidir diye. Bildiğim kadarıyla Bediüzzaman Said Nursi'ye ait.
Ne demek bu acaba? Bu sözün üzerine bir kere daha derin derin tefekkür etmek gerekmez mi? Ve bu bilgi bize ne sağlar? Çok detayına girmeyeceğim. Burada herkes kendi tefekkürünü yapacak kadar erişkin zaten. İçimizde bir nefs var, bir hayvani benlik var. Sürekli diyoruz ki onu dizginleyelim, onu baskı altında tutalım falan. Nereden geliyor bu? Yani biz özel mesela böyle bir çamurdan yaratılıp, literal olarak üflenip ortaya bırakıldıysak içimize bir de o hayvani beden özellikle mi ilave edildi? Yoksa Rabbim bunu kendi kanunlarıyla zaten hazırladı da o üfleme işiyle bize bir şey mi yaptı acaba? Bunu bir düşünmemiz lazım. Yani bunlar ayıp değil, günah değil, bizi dinden çıkarmaz. Bunlar üzerine konuşabilmemiz lazım. Ama çok sağlıklı konuşamadığımızı söylemeliyim. Kadir mutlak bir yaratıcı, istediği her şekilde yaratır. Bunda hiçbir sual yok. Ama bazılarımızı görüyorum, illa böyle yaratacak. E peki sen bilirsin. Ya ben dayatamam Allah'ın nasıl yaratacağını. Ben bakarım dışarı, ne görüyorsam onunla ilgili bir şeyler söylerim. Ve eğer Kur'an kıyamete kadar korunacağı ve kıyamete kadar gelecek insanlara hitap edeceği bize söyleniyorsa, Kur'an'ın her asırda yeniden tercüme edilmesi gerekiyor. Her asırda yeniden anlaşılması, yeniden okunması gerekiyor. Çünkü orada hakikat var. Biz maalesef dünyevi gerçeklerle uğraşıyoruz. Böyle de bir ayet var. Şimdi ayet çok tabii. Ben çekip çekip cımbızlıyor değilim. Ben okurken bana hitap eden ayetleri örnek olarak koydum. Kendi nefsinize bakın diyor yaratılış inceliklerine. Şurada bir ifade var. Hak ve hikmete uygun olarak yaratmak. Ben bunu fizik kanunlarına uygunluk olarak anlıyorum. Yaratımın her aşamasını fizik kanunları anlamında algılayabilirim diye düşünüyorum. Ve bu cesaretle besmele çekip ben bilime giriyorum. Benim bütün konuyla ilgili cesaretim buradan kaynaklanıyor. Bence bilimde sadece Müslümanlar değil, bütün dünyada 5 maddelik bir eksik listesi sayacağım size. Çok büyük eksiğimiz var. Birincisi basiret. Basiret geniş bakma demek. İdeolojilerden, kısıtlıklardan bağımsız olarak geniş bakma. İkincisi feraset. Görünenin arkasını algılayabilme, anlayabilme yeteneği. Sebeplerin arkasına nüfuz edebilme. Hikmet. Doğru, yanlış, hak, batıl. Bunu doğru olarak ayıracak bilgiyi bilim bize vermiyor. Biz bu bilgiyi bilimde kullanamıyoruz zaten. Böyle bir sıkıntı var. Hayret yok. Hayret edebilen tek canlı olarak insan tabiata baktığında hayret etmiyor. Bundan daha hayret edilebilir bir şey bilmiyorum ben. Gerçekten hayret uyandırıcı. Ve bu sadece bizde var. Ve en önemlisi bugün cesarete ihtiyacımız var. Maalesef o yok. Cesur olup bu meseleye sıfırdan dalacağız. Sıfırdan dalanlar var. Mesela İngiltere'de Ocak ayında bir konferans oldu. Acaba Müslümanlar evrimi yanlış mı anladı diye. Sayın Oktar Babuna dışında bütün katılımcılar evrim konusunda İslam'ın hiçbir sorun yaşamadığını, hatta Fatıma Jackson çok güzel bir şekilde insanın evriminin nasıl İslam'la güzel anlaşılabileceğine dair enteresan bir konferans. Bütün konferans internette var, izleyebilirsiniz. Şu ise konferansın logosu. Enteresan değil mi? Bunu hiç böyle düşünmüş müydünüz? Ben afişi görünce çarpıldım açıkçası. Yani niye olmasın? Böyledir demiyorum, onlar da böyledir demiyor zaten. Ama bunu düşünebiliyorsak, bunu rahatlıkla mesela gülerek izleyebiliyorsak, önümüzde çok açık bir gelecek var demektir diye düşünüyorum ben. Ve her şeyi yeni baştan düşünmek zaman kaybı değildir. Birilerinin dediklerini bekleyeceğiz diye, birilerinin dediklerinden hızlıca istifade edeceğiz diye bekleyemeyiz. Çünkü biz Allah'ın emri her şeyi baştan düşünmek ve akletmek üzerine. Dolayısıyla bu farzdır. Bunu hepimiz yerine getirmemiz lazım. İnanamıyorum ama bitirdim. Teşekkür ederim.